Nurcan 2016 yılında reddettiği bir erkek tarafından katledildi. Geçen hafta Nurcan'ın davasıyla ilgili Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi 3. defa bir karar oluşturdu. Sonuç olarak takdiri indirimle birlikte 25 yıl hapis cezası verilmiş oldu. Bu aslında Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın katliamı davalarındaki cezasızlık politikasının çıplak bir örneğini oluşturuyor. Ayırt edici birkaç gelişme yaşandı bu yargılamada diğer kadın katliamı davalarından farklı olarak. Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi delilleri doğru temelde değerlendirdi ve bizim de talep ettiğimiz gibi katil hakkında, fail hakkında Türk Ceza Kanunu 82 Taksim 1 A maddesi uyarınca, yani bu cinayetin tasarlanarak işlenmiş olması gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve bunu müebbet hapis cezasına indirmişti. Ama Yargıtay yerel mahkemenin bu kararını bozdu. Yani delilleri mahkemenin yanlış değerlendirdiğini iddia etti. Burada bir tasarlama unsurunun söz konusu olmadığını söyledi. Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi bu ilk bozma üzerine bizim de talebimizi kabul ederek kendi kararında direndi. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Ancak daha sonra Yargıtay ikinci defa bozdu bu kararı ve yine tasarlama yok dedi. Mahkeme bu kararında yeniden direndi. Bunların hepsinin olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz biz. Ama en son, yani ikinci defa yerel mahkeme kararı direnince, bu defa Yargıtay Ceza Genel Kurulu tekrar kararı bozdu ve Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin nihayetinde bu karara direnememiş oldu. Ve tasarlayarak ölüme sebebiyet vermekten değil, kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan daha az bir cezayı gerektiren bir maddeden ceza vermiş oldu ve takdiri indirim nedeni de uygulandı. Kadın katliamı dosyalarında biliyorsunuz artık bir kravat indirimi olarak kavramsallaştırılan bir indirim haline geldi bu. Bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturmak, orada ifade etmiş olduğu pişmanım sözlerine dayanarak böyle bir indirim verilmiş oldu. Bunu elbette ki doğru bulmuyoruz. Önceki kararları doğruydu. Yargılamayı yapan heyetin ilk kararı, ikinci kararı doğruydu ama bu karar maalesef ki Yargıtay'ın vermiş olduğu karara boyun eğilerek verilmiş bir karar. O nedenle doğru bulmuyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim hususlardan birisi, biz kadına yönelik şiddet ve kadın katliamı davalarında adaletin sağlanmasının tek ölçütünün cezanın yüksek oranda verilmiş olması olarak görmüyoruz. Elbette cezanın yüksek olması caydırıcılık bakımından bir anlamı var ya da devletin cezasızlık politikası failleri, erkekleri suça işlemeye teşvik ediyor. Bu bakımdan cezanın miktarının elbette ki bir anlamı var ama tek başına her şey demek değil. Yargılama süreçleri nasıl geçiyor ve hangi maddeye dayanarak, hangi gerekçeyle ceza kararları veriyor, bunlar da önemli. Yargılamanın bu kadar uzun sürmesi bir problem. Bir de tasarlama meselesini önemsiyoruz. Çünkü kadınlar çok büyük oranda tasarlanarak, plan yapılarak öldürülüyor. Nurcan Aslan davasında da fail yaşadığı tokattan ruhsatsız bir tabancayla görüşmeye geliyor. Doğum gününü kutlama bahanesiyle görüşmeye geliyor. Ama daha önce rezervasyon yaptırdığı plazaya girmeyi reddedince Nurcan orada öldürüyor. Yani bu tasarlanarak işlenmiş bir suç, tasarlanarak işlenmiş bir katliam. Dolayısıyla ona göre bir yaptırımının olması gerekiyor. Ama maalesef burada bir tasarlamanın olmadığı ve anlık gelişen bir öfke ve anlık gelişen bir kararla bu katliamın gerçekleştiği söyleniyor. Bu da kadına yönelik şiddetin ya da işte kadın katliamlarının arkasında yatan erkek egemen zihniyeti gizleyen de bir noktada duruyor. Yani bugün aterki dediğimiz şey yargısıyla, mahkemeleriyle, meclisiyle, Adalet Bakanlığı'yla, devletin tüm kurumlarıyla karşımıza, hayatımıza çıkmış oluyor. Aslında Türkiye'de kadınların kazanımları hem kadınların hem kadın örgütlerin çok büyük mücadeleleri sonucunda gerçekleşmişti. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması süreci, 6284 sayılı yasanın kabul edilmesi süreci, kadına yönelik şiddet ve kadın katliamları artık o kadar artmıştı ki bu protokol imzalanmak durumunda kaldı. Kadınlar sürekli öldürülüyordu ve artık buna itiraz etmeye
başlamışlardı. Ama daha sonra rejimin niteliğindeki gelişmelerle rejimin cinsiyetçiliği, kadını aile içerisinde ve anne olarak tanımlamak istemesi, özgür ve eşit bir birey olarak değil de ikinci cins olarak görmesi ve tanımlamak istemesi üzerine bu sözleşmeden çıkıldı biliyorsunuz. Bugün işte 6284 bir tehlike altında. Burada değişiklik yapılması sürekli söz konusu olabiliyor ya da işte kadınların nafaka hakkına dönük bir sürekli saldırı durumu söz konusu. Kadınların kazanımları bu şekilde bertaraf edilmeye çalışılıyor. Bunun da etkisi var elbette. Yani bu İstanbul Sözleşmesi bugün yürürlükte olsaydı bu kadar cesur, bu kadar rahat kararlar veremezlerdi elbette. Devlet bir yanda kadına yönelik şiddetle mücadele ediyormuş gibi görünüyor. Ama diğer yandan yasasıyla, mahkemeleriyle buna karşı çıkıyor. Örneğin bütün kadın katliam dosyalarında bakanlıkta davanın tarafı oluyor. Bakanlığın bu davalara müdahil olması da aslında bu ikiyüzlü politikanın bir parçası. İçinden geçtiğimiz dönemde kadına yönelik şiddet ve kadın katliamları çok artmış durumda. O nedenle bugün artık hem bu davaların daha fazla sahiplenilmesi hem devletin şiddet politikası, devletin kadınlara, çocuklara dönük katliam politikasına dair daha güçlü bir mücadele yürütülmesi gerekiyor.